Agalarım, herkese selamlar. 26 ve 27 Mart, 27 Mart'tan 1 maç, 26 Mart'tan 5 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlarıyla sizlere bahsetmeye çalışacağız. Özlediniz mi diyerekten de başlayalım, muhabbete girelim. Ya dostlar, maçlar çok fazla yok zaten. Yani video çekilecek maçlar değil. Hazırlık maçlarının durumu ortada. Kadroları görmeden oynanmıyor. Kadroları görsen de oynanmıyor artık. Yani şu son maçlardan kaynaklı. Bu maçların iddiası olan maçlar. Sadece burada Türkiye mücadelesi, hazırlık mücadelesi. Gerisi hepsi iddiası olan maçlar. Bu yüzden video çekmeye gereği duydum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bir adet de maç skoru yarışması yapalım. Milli takımımızın maçına. Maç Avusturya'da oynanacak arkadaşlar. Viyana'da oynanacak mücadele. Avusturya, Türkiye. Maç skoru olur sizlere sorduk. Bilen 3 kişiyi de gruplarımıza misafir edelim. Yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Maç bilen arkadaşlar veya gruplara gelmek isteyenler, her türlü sorusu, görüşü olan herkes benimle Instagram üzerinden, Instagram adresimiz kangalbe hesabı. Buradan benimle her türlü iletişimi kurabilirsiniz. Dediğim gibi gruplara gelmek isteyenler, skor bilenler buradan benimle iletişime doğrudan geçebilirler diyerekten de devam edelim. Ondan sonra devam ettiğimiz zaman da gruplarda neler yaptık ondan bahsetmek istiyorum biraz. Yani bu dönemde çok fazla maç yok. Voleybol maçları vesaire var. Dün mesela bir voleybol mücadelesi vardı. Fenerbahçe Beko ile Eczacıbaşı. Mesela 3. set Fenerbahçe alır dedim. Maçı Fenerbahçe alır dedim. 3. set 44.5 üst olur dedim. Toplam set sayısı 4 olur dedim. Ve 3-1 de skor verdim. Yani dedim ki 1. setin sonunda aldığım bahisler bu şekilde dedim. Alanlar alsın dedim. Arkadaşlar 5 tane canlı verdik orada. 4 tanesi başarılı oldu. Skor da geldi. Skorun oranı zaten 3 oranı vardı. Güzel şekilde yakalayanlar olmuş. Devam edelim. Şöyle bir Arda Turan verelim. Yarın yine kaybedebiliriz. Öteki gün yine kazanacağız. Ama ben burada her zaman karşınızda aynı duruşta duracağım. Ondan sonra bir adet basketbol kuponumuz vardı. Günün kombin olarak verdiğimiz. O geldi. Anadolu Efes mücadelesi ile Galatasaray mücadelesi. NBA canlısı yapıldı. Her gün açık Telegram grubuna da atıldı. 1'de 1, 2'de 2, 3'de 3, 4'te 4. Gözlem maçı geldi. Millet nerede? 4'te 4 yaptık. Resitali ortak olun vesaire diyerekten de günü kapadık. Açıklama yorumlar kısmında Ergınacık Telegram grubunun linki var. Sizler de gelebilirsiniz ekranda gördüğünüz üzere. Açıklama yorumlar kısmında da linki mevcuttur. Katılmak isteyenler bol şanslar. Şimdi sizlerden ricamız, çok fazla video çekmiyoruz. Fakat ya beğeni ve yorum desteklerini de görmek isterim bu dönemde, bu videolarda. O yüzden herkesi şöyle beğeni bırakıp yorumla bırakırsanız çok teşekkürler diyerekten de başlayalım. İlk mücadelemiz Gürcistan'la Yunanistan karşılaşması. Bu maçların gol oranları gerçekten yüksek oluyor. Fakat Yunanistan son mücadelesini 4-0 mı 5-0 mı ne kopardı. Gürcistan da 2-0 mı ne yendi Kazakistan'ı sanırım. Pardon, Gürcistan farklı bir takım yendi sanırım. Yunanistan Kazakistan'ı yenmiş olması lazım. Şimdi Gürcistan tarafında Kvara son mücadelede yoktu dostlar. Bu maçta sarı kart cezalısıydı o maçta. Bu maçta ilk 11'de olacak. Ve takımın da hücum gücünü yükselteceği bence bariz. Yunanlar da maç bu arada Gürcistan'da oynanacak. Dinamo'da. Dinamo bilmem ne stadyumunda ben baktım. Seyirci tarafı Gürcistan tarafında olacak tabii ki. Seyirci de burada bir nevi Gürcistan'ı itebilir. Yunanistan'ın da geçen 5-0'lık mücadelesini izleyen varsa arkada bulmuş olduğu pozisyonları çok iyi değerlendirdi. Çok iyi paslar yaparaktan da kadrosu zaten inanılmaz iyi Yunanistan'ın bence. Yani Gürcistan'a göre kadrosu iyi. İleride Pelkas, Masuras, Bakisetas, Kurbelis, Mantalos, hatta Tiskima. Kadrosu çok iyi bu arada Yunanistan'ın. Bu yüzden bir problem yaşatabilir Gürcistan'a kendi evinde. Ben burada mücadelede şöyle bir ideal tercihim var. Abi genel 2 golün oranı zaten 1.30 küsur oranı var. 1.40'a yakın oranı var. 1.38 bandı oranı var. Mücadelede bence 2 gol çıkacaktır diye düşünüyorum. Genel maç sonu 1.5 üstü burada değerlendirebiliriz. İdeal olaraktan da. Biraz daha yüksek oran isteyenler varsa Yunanistan tarafının ben 1 yarıyı kazanmasını bekliyorum. Bakın deplasman 1 yarı kazanır oranı evet. 1.59 gibi oranı var. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Diğer mücadelem Litvanya ile Cebeli Tarık mücadelesi. İlk mücadele Cebeli Tarık'ta oynandı. 1-0 bandında Litvanya kazandı. Maçın tek hakimiyeti Litvanya tarafıydı. Bu sefer kendi evlerinde oynanacak bir karşılaşma. Litvanya tarafı zaten favori. Burada Litvanya'nın bir golü zaten var. Biz burada Litvanya'nın ikinci golünü de beklersek ev sahibi 1.5 üstü olaraktan da oranı 1.44 bandında, 1.45 bandından değerlendirme yapabiliriz. Litvanya'nın 2 golüne burada oran var. Ki geçen mücadelenin özetini izledim. 1-0 biten mücadelenin. Yani Litvanya'nın deplasmanda 25 tane şutu var. 2 tane de burada kendi evinde atsın diyelim. Değerlendireceklere bol şanslar. Galler'le Polonya mücadelesi. Bu maçın da maç seviyesi yüksek bir mücadele. Yani üste gitme ihtimali zor bir karşılaşma olarak görüyorum.
Fakat bu maçlarda final mücadelesi, bu yükselme playofflarından, final karşılaşmalarından bir tanesi. Yani bir tanesi gol atarsa Polonya veya Galler fark etmez ki Polonya geçen mücadele Estonya'ya inanılmaz bir üstünlük kurdu. Ev sahibi ilk kere Polonya golünü aldık. Ev sahibi 2.5 üstünü alaraktan da kazandık. Galler'i de zaten yüksek misli yapmıştım hatırlarsanız. Mücadelede biri gol atarsa diğerinde baskısı artacaktır. 1-1 veya 2-0 var her iki tarafa da. O yüzden ben burada tek bir tercihim var. Mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol olarak değerlendirdim. 1.78 gibi orandan değerlendirdim. Mücadeleye aldığım tek tercih de mücadele genelinde toplam gol aralığı 2-3 gol bandıdır. Ukrayna ile İzlanda mücadelesi. Ukrayna'nın son mücadelesi de 1-2 oldu sanırım. Bosna Hersek'le bir mücadele oynadı. İlk yarı 1-0 geriye düşmüştü. Fakat ikinci yarı dönmesini bildi. Kadrosu gerçekten Dobic, Mudrik gibi isimlerle birlikte çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yani İzlanda'ya göre yani burada rahat, net favori olduğunu söyleyeyim. Sudakov, zaten bunun arkalarında Zinchenko, sağda da Zubkov oynayacak muhtemelen. Yani Ukrayna'nın burada ağır basmasını, mücadeleyi doğrudan galibiyetini bekliyorum. Matsu'nu bir direkt alabilirsiniz. Benim skor beklentim 2-1 ayarında bir Ukrayna galibiyeti. Biraz daha oran almak isteyenler varsa 4.5 altında 1 yaparaktan da oranı 1.50 seviyesine kadar da yükseltebilir. Hatta biraz daha risk almak isteyen varsa 1.80 bandına 3.5 altında bir şeklinde 2-1 skora göre zaten bunu da değerlendirmesini yapabilir. Avusturya ile Türkiye mücadelesi. Maç Avusturya'da oynanacak. Avusturya geçen mücadele ideal kadrosunu çıkarmıştı. Burada kadroda rotasyon olabilir mutlaka. Çünkü geçen Avusturya maçını izlediğim zaman da hatta 11. saniye bile gol attı. Çok güzel bir gol attılar. Türkiye bence gol atarlar yine. Yani bizim milli takım gol yapmaya müsait bir takım. Bizim milli takımda da bu Montella'nın Adana Demir'i bir defa yönetti ya. Yunus Akgün, Samet Akaydın gibi isimlere de bir torpil var. Net bir şekilde. Yani yoksa Samet kim? Şimdi küfür edeceğim olmayacak ya. Samet kim abi ya? Yunus Akgün'ün yeri de mutlaka yani Euro 2024'te ilk 11'de olmayacaktır da yani hazırlık maçında da çıkartmalar aslında iyiydi. Ama daha iyi bir kadro çıkartabiliriz. Arda Güler'i ilk 11'e atabiliriz diye düşünüyorum. Yaratıcı. Arda Güler oyuna girdiği zaman oyun bir arttı temposu. Bakalım ben Türkiye'nin de geçen hafta Kenan falan çok kaçırdı. Bu maçta atmasını bekliyorum. Yine güzel orandan, yüksek orandan KG olarak değerlendirmesini yapacağım. Maçında maç konusu sizlere sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazmanız yeterli olacaktır baylar. Bu şekilde 26-27'sinden tek bir mücadelem var. EuroLeague karşılaşması. Hemen bundan da bahsedeyim. Değerlendirecekler tekli olabilir. Maccabi Tel Aviv kendi evinde zor bir mücadele. Valencia'nın da burada isteği var. Geçen mücadelesinde kazandığı güzel bir seri yakalamışken kendi evinde Maccabi Tel Aviv. Savunması sert olsa da Valencia'nın ben burada dış şutlarla birlikte ve potaya da sakin sakin ilerleyen bir Maccabi Tel Aviv var. Ev sahibinden 83 sayı beklenebilir. Ben burada 27'sindeki tek mücadelemde Maccabi Tel Aviv'in kendi evinde 83 sayısı atması olacaktır. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Toplamda 7 adet mücadelem vardı sanırım. 6 da olabilir bilmiyorum. 6 veya 7 olması lazım. Değerlendirecek arkadaşlar. Bol şanslar. Video like atıp kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bol şanslar. Bay bay.